Merhaba, nasılsınız Müge Hanım? Merhaba, iyiyim. Teşekkürler siz. Sağ olun. Yakalandın mı size? Evet. Ama benim yakalanacak hiçbir tarafım yok. Modellikle ilişkim çok yıllar önce bitti zaten. Yıllar sonra değil mi? Yıllar sonra. Evet, aynen. Nişantaşı'nda karşılaştık. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Hayat güzel gidiyor. 2007'den beri ben modelliği bıraktıktan sonra bir eğitim aldım aşçılıkla alakalı. Onunla birkaç sene çalıştıktan sonra da yoga alanında eğitim aldım. 2007'den beri de ders veriyorum. Özel dersler, işte çeşitli yoga merkezlerinde dersler ve yoga turları düzenliyorum. Yoga ve trekking turları. Bu şekilde geçiyor yaşam. Bir dönem podyumlarda fırtına gibi hissediyordunuz efendim. Evet, kaç sene yaptınız? Yaklaşık 8 sene yaptım Başak Kürsoy Ajansı'na bağlı olarak. 8 sene sonrasında da eşimle zaten yurt dışına taşınmamızla modelliği de bırakmış oldum. Yurt dışında da yaşadınız galiba değil mi? Evet. Kaç yıl kaldınız? 5 sene kadar Viyana'daydım. Sonra da Münih'te yaşadık. Sonrasında tekrar İstanbul'a geri döndük. O günleri özlüyor musunuz hiç? Özlem var mı o günlerle ilgili? Yok, çok güzel dönemlerdi. Gençken yapılacak harika bir meslek bence. Çok önemli modacılarla çalışma imkanları bulduk. Tekstilin de en böyle hareketli döneminde iş yapmak çok keyifliydi açıkçası. O yüzden benim kendi adıma çok güzel bir dönem geçirdim. Şimdi mankenlik biraz artık çok yapılmıyor gibi bir duruma geldi. Yok gibi, evet. Aynen. Çok fazla ben de görmüyorum açıkçası. Şimdi daha çok oyunculuk alanında insanlar uzmanlaşıyor. Bununla ilgili eğitimler alıyorlar. Sizin döneminde hani şu anda görüştüğünüz kimse var mı? Yani şu anda işte popüler olan kimler var mesela? Yani benim ablalarım diyeceğim. Deniz Pulaş'ı görüyorum. Zeliha vardır aynı dönemden. Zeliha Çağal. Evet. O hala yapıyor bildiğimiz kadarıyla. Hala yapıyor. Evet, hala yapıyor. Geçenlerde Pınar Tezcan'la karşılaştık. Kızla çocuklarımız aynı okulda, aynı sınıfta. Çağla Şikel aynı şekilde, onun oğlu aynı okuldaymış kızlarımız. Öyle yani şey, güzel tesadüfler oluyor. Sizinle böyle tesadüften karşılaşmamız gibi. Evet. Böyle. Hani o dönem düşünmedin mi? Oyunculuğun mesela birçok meslek tanışı oyunculuğu... Aslında bir yaptım ama yani çok herhalde yetenekli değildim ya da bu alanda kendimi kanalize etmek istemedim. Ben biraz her zaman spor benim yaşamın içinde çok oldu. Daha çok kendimi böyle doğa yürüyüşleri, daha sonradan da 2007'de aldığım hocalık eğitimiyle de yoga alanında böyle uzmanlaşmaya başladım. Ve o dönemden beri de işte ders veriyorum. Ve her gün de kendimi geliştiriyorum. Hadi devam ediyorsunuz değil mi? Tabii tabii, devam ediyorum. Şimdi dersten çıktım hatta. Acarkent'te Kolezyum Spor Merkezi'nde ders veriyorum. Bu konuda hanımlara tavsiye edeceğiniz bir şey var mı? Yoga tabii ki yani çok uzun bir yol. Hani birden böyle kafanızın üzerinde durabileceğiniz bir şey değil ama genelde hep öyle biliniyor. Ama uzun yıllar çalışmayla çok güzel hem vücutları için hem mental olarak çok güzel gelişim sağlayabilirler. Öyle. Evet. Sinemada tam hatırlayamadım. Bir oyunculuk deneyimimiz olmuştu. Evet, hangi oyunculuk deneyimim oldu. Filmde değil de Böyle Mi Olacaktı dizisinde oynamıştım. Evet. Ondan sonra bir Kedi diye bir dizi çıkmıştı bir dönem. Ama kısa sürdü. Ratingleri çok iyi değildi. O oldu. Ve çeşitli reklam filmleri olmuştu. Şimdi arıyorlardır tekrar oynayın falan diye ama siz... Yok, hiç benim için beni arayanlar yok. Yani o denler geride kaldı. Gençler yapacak bu işleri artık. Teklif gelirse düşünür müsünüz yoksa? Yani benim yaşıma uygun böyle yoga yapan bir şey olursa, bir rol olursa neden olmasın? Peki, çocuğunuz, oğlunuz var ya. Kızım 14 yaşında. Evet, kızım 14 yaşında. O da bir genç kız oldu artık. Evet, o da...
güzel kendini geliştiriyor. Lisede okuyor. Bakınca güzel bir gelecek. Onu geriye bakınca inşallah. Zaman ne çabuk gidiyormuş değil mi? Çok hızlı geçiyor. Aynen öyle. Şimdi Nişantaşı'na bir iş için geldim. Buranın da simidi çok güzeldi. O yüzden böyle kendime bir simit aldım. İyi yaptınız. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.